Tamam gel. Ömer dur. Baba geçme çakır. Abi 2006'dan bana bir PTT'den bir kağıt gelmiş. Benim üzerinden 5 milyar TL kredi kart kullanarak Diyarbakır'da Hasibi Banka'dan. Dedi sen Diyarbakır'dan kredi kart almışsın. Ben hayatıma Diyarbakır'a hiç gitmemişim. Yani hastaneye gitmiş olabilirim. Başka Diyarbakır'a ikamet etmedim. Ben 21 senedir Siverek'ten oturuyorum. Beni mağdur ettiler. 20 ay 2007'den bu yana 5 milyarı benim üzerinden 45 TL yaptılar. Ben iki avukat tutmuşum. Ben Diyarbakır'dan hiç gitmedim. Ben hiç Diyarbakır'a ikame de etmedim. Diyarbakır'da da oturmadım. 21 senedir Siverek'ten oturuyorum. Benim ikametim bellidir. Çocuklarım gittiği okul bellidir. Her yerim bellidir. Ben Diyarbakır'a gitmemişim. Peki efendim nasıl yaptılar bunu? Bunlar bilirsen benim kimlik fotokopi üzerinden kimlik çıkartmışlar. Kimlik fotokopi üzerinde kimlik çıkartmışlar. Kendi Siverek'ten bir sefer mahkemeye çıktım. Başka bir fotoğraf benim kimliğim üzerindeydi. Başka bir şanstır. O şansı da tanımadım ben. O şansı da ben tanımadım. Ondan sonra ben devletten yardım istiyorum. Ve büyüklerden yardım istiyorum. Ben İşler Bakanı'na, Cumhurbaşkanı'na bir yardımdan el atsınlar. Ben mağdur durumdayım. Perişan oldum. Sezonluk iş çalışmaya gidiyorum. Benim 6 tane çocuklarım var. Ben perişanım. Benim hayatım mahvetmişler. Alo. Buyurun abi. Ya abi rica ederim yani bu dolandırıcılık işin peşindesiniz ya. Ben sizin bankadan hiç ne kredi kart kullandım. Ne Diyarbakır'da ikametim var, ne Diyarbakır'da oturdum, ne Diyarbakır'da bir ancak hastaneye bir gelmiş olabilirim. Şimdi siz neyin peşindesiniz? Siz beni dolandırıyorsunuz ya. Ya ne avukatısınız kardeşim? Ya bu yalan dolandır bu iş. Ben daha bu işin peşini bırakın. Ya ben Siverek'ten savcılığa çıktım. Kendi başka bir fotoğraf benim kimliğim üzerindeymiş ya. Ya bu yalandır ya. Ben kendi işleri hallettim. Siz benim peşini bırakırsan benim evine hicra koymuşsun ya. Sen kimsin ya kardeşim? Ya ben 21 senedir Siverek'ten oturuyorum. Ya benim ikametim belli, çocuklarım okula gittiği yeri belli, benim muhtarlığım belli. Ben Diyarbakır'a hiç gelmedim ya. Böyle Diyarbakır'da ancak bir hastaneye gelmiş olabilirim ya. Benim Diyarbakır'da ikametime bak. Benim çocuklarım nereye gittiğine okula bak ya. Bunu bir tespitin peşinde değilsiniz. Siz bir fırındakın peşindesiniz ya. Siz üç kaşkın yapıyorsunuz ya. Kapatın ya. Neyin peşindesin sen? Beni mağdur ettin mi sen ya? Vallahi billahi beni perişan etmişler ya. Babam bu haciz yüzünden mağdur oldu. Bizim evimizde huzur kalmadı. Benim babam Diyarbakır hastanesi dışında hiç Diyarbakır'a gitmedi şu ana kadar. Biz mağduruz. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz.